Herkese merhaba. VEB TV'den canlı olarak gerçekleştirdiğimiz İK'ya dair sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. İK'ya dair, insana dairin bu haftaki konuğu çalışan bağlı danışmanı ve ayrıca profesyonel koç Sayın Bertay Fişekçi. Hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkürler davet için Sena Hanım. Biz teşekkür ederiz. Bugün iyi ki bizimle berabersiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok iyi, çok teşekkürler. Hava birden değişti dışarıda. Ona rağmen umarım çok güzel, sıcak bir sohbet olacak sizinle. Kesinlikle kıymetli bilgileri öğrenmek için öncelikle ben can atıyorum. Teşekkürler. Bertay Bey, biz programımıza ilk önce konuğumuzun kariyer hikayesiyle başlıyoruz. İsterseniz sizin kariyer yolculuğunuzu dinleyelim. Sonrasında keyifli sohbetimize başlayalım. Tabii, memnuniyetle. 1995 İTÜ Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Neden öyle oldu peki? Kan göremediğim için tıp okuyamam diye düşündüm. Onun üzerine mühendisliğe doğru kaydım. Ama şöyle bir bağlantı oldu. Elektronik Haberleşme Mühendisliği'nin son sınıfında bir yön seçebiliyorduk kendimize. Ben de tıp elektroniğini seçtim. Yani yine hastaneler, doktorlar, cihazlar, onun üzerine bir kariyer seçtim ve son derece mutlu olduğum, çok güzel zamanlar geçirdiğim 23 yıllık bir kariyerim oldu. Bunun ilk 8 yılında Siemens'teydim, Alman Siemens. 5 yılında Almanya'daydım. Orada hem 2 kişi gittik, 4 kişi döndük. Yani ailemiz genişledi. Onun da ötesinde gerçekten çok güzel deneyimler elde ettim. Almanya'dan hem Türkiye'ye geldim hem de Siemens'ten Philips'e geldim. Yani yoğun bir fark, değişiklik oldu 2006'nın sonunda. Philips'te hem yine tıbbi cihazlar tarafında 3 yıl çalıştıktan sonra iş geliştirme müdürlüğü de yaptım Philips'te. O da çok enteresandı. Yani tüketici ürünleri, aydınlatma ve tıp cihazlarının bir arada olduğu projeler yaratmakla uğraştım 1,5 sene. Ve gerçekten orada da olmayan bir rolden yeni şeyler yaratma deneyimi yaşadım. Sonra beni o role getiren lider firmayla kavga etti ve bir hafta içinde ayrıldı. Ve birdenbire ben hani desteklenmeyen, bir işi yapan biri durumuna düştüm. İnsan kariyerinde böyle şeyler yaşayınca çok şey öğreniyor. Philips'te de dostlar dediler ki ya sen değerli bir insansın, işte bayağı zamandır bizimle çalışıyorsun. Ama tıp tarafında bir görev yok. O yüzden seni biz aydınlatma bölümüne vermek istiyoruz dediler. Tabii olur dedim ve ben 13 sene yaklaşık doktorlarla konuştuktan sonra birdenbire mimarlarla konuşmaya başladım. İnanılmaz bir deneyimdi gerçekten. Ya hayatımın en zor 6 ayıydı, öyle söyleyeyim. Çok zordu çünkü başka bir dünya, başka bir rekabet, başka kurallar, başka kelimeler, jargonu farklı. Neyse, belli bir süre dayandım, direndim, çok şey öğrendim dediğim gibi. Ve o sırada tekrar iş aramaya başladım, kendi konuma daha yakın. Ve Genel Elektrik, yine bu sektörün en büyük firmalarından biri. Orada benim uzmanlık alanımla ilgili bir rol olduğu ortaya çıktı ve son 9 yılımı da GE'de geçirdim. Büyük kurumsal firmaların içinde belli bir noktadan sonra yani kendi istediklerim ya da olmasını gerektiğini düşündüklerimle şirketin stratejileri arasında farklılıklar oluşmaya başladığını fark ettim. Ve gördüm ki hani gerçekten bu olmalı, doğrusu bu dediğim noktalarda çok çatışmalar yaşamaya başladım. Ve dedim ki başıma bir şey gelmeden, yani mecbur olmadan kendi ikinci kariyerimi kendim oluştursam nasıl olur dedim. Ve nelerle ilgilendiğime baktım, hangi konular ilgimi çekiyor, neye becerim var, neler yapabilirim. O dönemde 4 soru sordum kendime. Bunu eğitimlerimde de bahsediyorum. Bu güzel 4 soru setini bütün beyaz yakalılara öneriyorum şu anda bu arada. Bir, ben neyi biliyorum? Yani neyi biriktirdim? Ha, ne tür tecrübeler biriktirdim? Neyi doğal olarak beceriyorum, biliyorum? İki, neye tutkum var? Gerçekten ne yapmak istiyorum? Kime yardımcı olmak istiyorum? Kimlerin acısını dindirmek istiyorum? Neyi tutkuyla, sevgiyle yaparım? 3. Bunları yapmak için hangi tür becerilere ihtiyacım var? Nerede boşluklar var? Yani örneğin benim çalışan bağlı ile ilgili çok büyük bir bağlantım yoktu. Dedim ki önce bu konuda uzmanlaş, sonra işte hitabet konusunda uzmanlaş vesaire vesaire, hepsini sıraladım. 3. Bunu sormak lazım. Ve 4. Kendi şirketimizi kurup ortaya çıkıp bir hizmet sunduğumuz zaman pazarda bunun karşılığı var mı? Yani insanlar, şirketler bize para ödeyip bu hizmeti alacaklar mı? Tabii ki buna da bakmak lazım. Bu 4 sorunun cevabının ardından, bu 7-8 aylık bir süreçti, çalışan bağlılığı konusunda karar kıldım. Global bir markayla yatırım yaptım, lisansımı aldım, o konuya eğildim. Aynı anda hitabetle ilgili şeyler yapmaya başladım çünkü hitabet her zaman lazım.
Bu süreç içerisinde de el sıkıştık GE ile ayrıldım. Kendi şirketimi kurdum pandemiden 5-6 ay önce. Tabii bilmiyordum pandeminin geleceğini. Pandemiyle birlikte her şey online'a döndü. Orada tekrar adapte olduk. Ve ben şu anda 3 yılı geçti. Çalışan bağlı alanında programlar sunuyorum, satıyorum, uyguluyorum. Çeşitli eğitimler eklendi süre içerisinde bütün bu konulara bağlı. Yani çalışan bağlı ile ilgili örneğin orta kademe yöneticilerin becerileriyle ilgili bir eğitim eklendi. Çünkü ikisi birbirine birebir bağlı. Hitabet yine diğer konum demiştim. Hitabetle ilgili de bir eğitim eklendi. Yani organik olarak bazı eğitimler de eklendi yaptığım iş etrafına. Bu arada pandemi döneminde koçluk eğitimini aldım. Ve orada da bazı becerileri geliştirdiğimi düşünüyorum. Onu da hem hizmet olarak sunuyorum hem de başka hizmetlerim sırasında koçluk becerilerini kullanmaya gayret ediyorum. Çok değerli buluyorum çünkü. Kısaca böyle yani hem o ne yapmak istiyorsun, tutkun nedir sorusuna verdiğim cevabın gerçek halini yaşıyorum şu anda. Çünkü her yaptığım eğitimde, her yaptığım bağlılık programında, her müşteri konuşmamda son derece keyif alıyorum. Ve insanlara dokunduğum anlarda da çok mutlu oluyorum. Kısaca hikayesi budur. Kariyer hikayenizi anlatırken ve karşı tarafta ben dinlerken o kadar keyifle dinledim ki. Ama o kadar zorluk olmasına rağmen o kadar tecrübe, o kadar deneyim ve şu anki durumunuz gerçekten çok kıymetli. Ama ben bir şey merak ettim. Tabii. Bu global firmayla tanışmanız, orada eğitim sanırım süreciniz oldu. Burada doğru noktaya yani nasıl karar verdiniz? Oraya nasıl yöneldiniz? Şöyle aslında biraz ilişkilerle oluyor. Yani içinde bulunduğunuz ortam, konuştuğunuz insanlar, araştırdığınız konular biraz onlarla ilgili oluyor. Yani kendi şirketimi kurma aşamasında başka bir seçenek de vardı önümde. Hani işletme koçluğu diyebileceğim. Onun çeşitli sebeplerden tam o dönemde uygun olmadığı kararına vardık. Yine istişare ederek etrafımdaki dostlarla. Bir süre geçti üstünden. Bir süre sonra bu şu anda birlikte çalıştığım Engage & Grow firmasının o dönemdeki yaklaşımının benim bu ikinci kariyerime son derece uygun olduğu gibi yeni bir kararla ortaya çıktık. Adını zevkle almak isterim. Action Coach'un kurucularından Ayşegül Hanım, Ayşegül Akşak. Benim bu yolculukta hani yanımda olmuştur öyle diyeyim. Onunla konuşa konuşa, dokuna dokuna onun mentorluğundan çok faydalandığımı söylemek isterim bu dönemde. Geriye baktığımda da bütün o dönemdeki kararlarımdan son derece memnunum. Hem bu yola girmekten, hem bu konudan, hem Engage & Grow'dan hepsinden son derece memnunum. Peki siz bu yola girdikten sonra Türkiye'deki firmalara bakış açınız nasıl oldu? Tabii şöyle, ben şöyle gördüm tabii. Sahaya inince öyle diyeyim tırnak içinde. Büyük firmalarda yani işte Siemens gibi, Philips gibi, GE firmalarda çalışırken çalışan olarak ben böyle büyük kalın bir duvarın arkasında çalışıyormuşum. Onu gördüm açıkçası. Çünkü işte ben GE'den geliyorum, ultrason işinin Türkiye'deki satış müdürüyüm dediğim zaman hemen hemen herkesle hemen görüşebiliyordum. Öyle bir dünya, farklı bir dünya. Şimdi bu tarafta bir kuruma, bir şirkete bir hizmetle ilgili bir diyalog kurmak benim için tamamen yeniydi, onu söyleyeyim. Onun dışında da Engage Grow'un ve yaptığım işin şöyle bir özelliği var. Sektör bağımsız ve kişi sayısından da bağımsız. Yani ben şu ana kadar 9 program, yani 9.'yu şu anda uyguluyorum, 8 program uyguladım. Hepsi çok farklı. Yani global firma var, lokal firma var, aile firması var, IT sektörü var, borsadaki bir firma var, ilaç sektörü var. Hepsi böyle çok farklı. O zaman şöyle bir şey geliyor, yani çok değişik sektörlerle, çok değişik büyüklükteki firmalarla, iş sahipleriyle sohbet edebilmek, onlara dokunabilmek, onların acılarını anlamaya çalışmak, onlarla diyalogda olmak bambaşkaydı tabii onu söyleyeyim. Yani benim şu son 3-4 yılda değişik olarak farklılaştırdığım becerim derseniz bu derim, çok önemli benim için. Herkesle konuşuyorum şu anda, yani GE'de öyle değildi tabii. Ama firmaların yani bu işte mesela görüşüyorsunuz ama firmaların tabii ki hep bir maliyetleri, hep bir bütçeleri kısmı tabii var ya. Ben İK'cı olarak bu programda yer alan bir firma olmayı çok isterim. Ama o zaman da işte bir soru işaretleri tabii olabiliyor. Tabii. Firmaların bakış açısı bu noktada nasıl ilerliyor? Şöyle söyleyeyim, olması gerekenin bayağı gerisinde. Tabii
Bir taraftan anlayabiliyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, Türkiye'nin şu anda bulunduğu durum, çalışanların o anki dinamikleri, bütün bunlara baktıkları zaman açıkça iş sahiplerini de anlıyorum. Hiçbir şekilde olumsuz bir duygu geliştirerek konuşmadım onlarla şu ana kadar. Hep anlamaya çalışıyorum hangi parametreleri öne alıyorlar. Bu konuda çok konuşmalar yapıyoruz. Örnek veriyorum, biri gider biri gelir ne olur canım diyen bir şirket sahibi varsa, bence yoktur artık ama varsa, bunun matematik olarak, finansal olarak, kültürel olarak niye aslında onlara zarar vermekte olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün webinarlarımda, seminerlerimde. Buradan mesela bir şey konuşuyorum. Diğeri diyorum ki bir bağlılık anketi yapalım. 10 soru hemen 3 gün bütün çalışanlarınız isimsiz yanıt versin. Yani rahat bir ortam olsun. Herkes ne söyleyecekse söylesin. Sonra diyorum ki orada bağlılık anketinde kopuk çıkan bölümün maaşlarının üçte birini her gün çöpe atıyorsunuz yapılan bir çalışmada. Çünkü kopuk çalışan, bağlı olmayan çalışan yapabilecekken yapmıyor. O duygusal bağı tutmadığı için, duygusal bağı sağlayamadığı için ben bunu biliyorum ama boş ver benim işim değil ne yapayım diyor. Ne gerek var diyor. Veya bu proje böyle olsa çok daha iyi sonuç verir ama boş ver diyor. Yapan yapsın. Ben orada değilim diyor. Yani ben kendi işimi yaparım. Bu kadar yani. İşte şu kadar saat çalışırım, bu kadar paramı alırım, o kadar. Yani arada sessiz istifa grubu ve kopuk olan çalışan grubuna baktığımız zaman gerçekten her gün finansal bir kayıpları oluyor aslında. Bunun da başka bir yolu yok Sehra Hanım. Yani yani sadece geçen sene 2022'de 59 tane webinar ben düzenlemişim. Yani konuşmacı olarak düşünün. Yani belli bir emek var ve diyorum ki hani bunu mümkün olduğu kadar insana yaymak, bunun duyulmasını sağlamak, çeşitli platformlarda içerikler üretiyorum. Bunu anlatmak tabii benim işimin önemli bir kısmı. Eğer bir iş sahibi bütün şirketine baktığı zaman, çalışanların dinamiklerine baktığı zaman, işte ayrılan çalışanlara, var olan çalışanlara, performanslara baktığı zaman bu kültürle ilgili, bağlılıkla ilgili bir şey yapalım noktasına geldikten sonra benimle bir diyalog kurduğu zaman daha rahat ilerliyor. Çünkü oraya kadarki kısım daha uzun sürüyor, öyle söyleyeyim. Yani tamamen anlıyorum. Tabii ki önce nakit akışına bakacak. Yani bu kadar temel bir şey tabii ki. Ya, karlılığa bakacak, satışa bakacak, nakit akışına bakacak, gidişe bakacak, ürünlere bakacak, ihracata bakacak, maaşlara bakacak, enflasyona bakacak. Ya yani buna doğal yani doğrusu bu. Tabii ki ona bakacak. Ama buna bakarken insan kaynakları iş ortağı varsa şirketinde onunla konuşmaya devam etmesi, işte insanlar nasıl, ne kadar hevesle, tutkuyla çalışıyorlar, maaş seviyelerinde neredeyiz, onlara daha farklı neler yapabiliriz, bunları düşünmeye başlaması belli bir olgunluk gerektiriyor, öyle söyleyeyim. Çünkü bunu yapmadığı zaman çok değer verilen bir çalışan çat diye ayrıldığı zaman dönüşü olmuyor ve çok büyük bir zarar geliyor. Yine Kesinlikle. küçük bir notla ekleyeyim. Orta üst kademe yönetici olarak konuştuğumuz insanlardan biri istenmeyen şekilde şirketten istifa ettiği zaman onun yerine aynı performans, yakın performansla başka bir yöneticinin gelmesi sürecinde siz benden daha iyi biliyorsunuz. İlana çıkılıyor, paralar ödeniyor, saatler harcanarak adaylarla konuşuluyor, farklı bir paket oluyor. İçeri girdikten sonra eğitim veriliyor, ısındırma ile ilgili zaman geçiyor, verimlilik düşüyor. Bütün bu saydıklarımı topladığımız zaman ayrılan arkadaşın yıllık maliyetinin 2,5 katına kadar şirket ek maliyete katlanıyor. İşin bir bu tarafı var, bir de kültüre ciddi olumsuz etkileri oluyor. Yani birdenbire iyi bir çalışanın ayrılması diğer çalışanlara da çok olumsuz etki yapıyor. Arkada halimiz ne olacak duygularını kabartıyor. Başka sayılamayan yani belki finansal olarak ifade edilemeyen kültürel sorunlara da yol açıyor. O yüzden ben hep hani yine konuşurken diyorum ki anketi yaptıktan sonra bu sarı olan yani sessiz istifa olan istifada yakın olan diyelim veya kırmızı kopuk olan arkadaşlarımızı önce tanıyalım, sonra onlara dokunalım, sonra onları yeşile doğru, bağlıya doğru hareket ettirelim ki onlar zaten yıllardır sizinle çalışıyorlar. Şirketin süreçlerini biliyorlar. İnsanları tanıyorlar, zor durumda fedakarlıklar yapmışlar. Zaten firmayı tanıyorlar, müşteriyi tanıyorlar, ürünleri tanıyorlar. Bakın yani o kadar zaten orada olan insan onları daha bağlı, daha tutkuyla çalışabilecek, daha istekli, daha enerjilerini koymaya dönük bir ortam yaratmak, onları kaybedip yerine kimi alacağız, şimdi ne yapacağız demekten son derece daha mantıklı, finansal ve kültürel olarak. Bunları anlatıyorum.
Bunları anlattıktan sonra da işte konular, bütçeler, şöyle söyleyeyim, bugüne kadar işte 9 program uyguladım. Hiçbirinde bir ücret pazarlığı yapmadım. Hiçbirinde. Çok güzel. Umarım böyle de devam eder. Çünkü Umarım. şirketlerin pandemi öncesi ve pandemi sonrası olmak üzere artık bir iş dünyası oluştuğu için kalifiye, uzman bir personel bulmanın da ben Çok zor. kendi Tabii. sektörüm Kesinlikle. açısından söyleyeyim, inanılmaz zor bir Kesinlikle. dönemden geçiyoruz geçen yıldan bu yana. Gerçekten anlattıklarınız o kadar kıymetli ki. Ama bir tarafta da işte artan maliyetler, artan ücretler, Çok doğru. çalışanın mutsuzluğu, hepsi aslında iş dünyasında karmaşık bir hale gelmiş durumda. Tabii ki yeni jenerasyonun da katılmasıyla beraber, beklentisiyle beraber işverenin de haklı olduğu taraflar var, Kesin. çalışanların da haklı olduğu taraflar Kesin. var. Ve biz İK tarafının da gerçekten tekrar da zorlu günlerde, zorlu süreçlerde baş başa kaldığımız dönemler. Peki, isterseniz yavaş yavaş konumuza geçelim. Yeni iş dünyası, yeni iş dünyasında bizi neler bekliyor? Aslında ufaktan, hatta ufaktan da değil, bayağı bir giriş yaptık yeni iş Ufak bir, dünyasına. evet, giriş bir dokunuş oldu, evet. Bizi daha da neler bekliyor? Bu yeni iş dünyası içerisinde neler var? İsterseniz Evet, böylelikle sohbetimize başlayalım. şöyle trendler görüyoruz aslında. Mesela Sodexo'nun çok yakın zamanda yayınladığı diyeyim ya da ilan ettiği sosyal medyadan 2023 trendlerinde inovasyon, çalışan bağlılığı, hibrit çalışma, otantik liderlik ve sürdürülebilirlik sıralanmış. Mesela hemen önüme çarptı, önüme geldi, hemen not aldım bunları. Bir de işte pandemi öncesi, pandemi sırası ve sonrası dönüşen hayat var. Bunda da ben şunu görüyorum. Çok sayıda çalışan tamamen uzaktan çalışmaya devam ediyorlar bir defa. Yani bu ölmüş değil, devam eden ve tamamen uzaktan, %100 uzaktan çalışan insanların haberdar olması, kültüre entegre olması, performansların nasıl yönetileceği, bununla ilgili hem orta kademe yöneticilerin becerileri hem iş sahiplerinin bakış açıları açısından hızlı bir dönüşüm içerisindeyiz. Bunu görüyoruz. İkinci grup bir şekilde hibrit yaşamış ya da uzaktan çalışmayı yaşamış. Belli bir esnekliğe mecburiyetten gelmiş diyelim ya da çalışanların baskısı da var tabii. Hibrit bir düzen tutturanlar, 4'e 1, 3'e 2, 2'ye 3 gibi hibrit bir düzenle yaşayanlar var. Onların da geldikleri zaman ofise neler oluyor, nasıl o ofis gününü geçiriyorlar, dışarıdaki etkinlikleri, içerideki etkinlikleri, orada bazı başka ince noktalar var. Mesela bir şirketle çalışıyorum, onlarla konuşuyorum. 5 gün evde olmaktan bir gün ofise gelmelerini rica etmişler arkadaşlarına. Yazılım firması, genç arkadaşlar işte kodluyorlar biliyorsunuz. O bir gün gelmeleriyle ilgili ciddi itirazlar olmuş. Yani ben niye 3 saat şirket için otobüste olayım ya da metroda olayım gibi düşünün. Yani yeni arkadaşların, genç arkadaşların da yaklaşımı tabii 5 sene önceki aynı yaştaki arkadaşlardan da çok farklı. Yani onlar tabii 5 sene aldılar, o farklı ama İçinde bulunduğumuz dünya onu gerektiriyor. Ben de o dostlarla konuşurken şunu önerdim. Yani biz haftada bir gün buraya istiyoruz sizden çıkıp, o iletişimden çıkıp, mesela şöyle bir iletişim olabilir. Haftada bir gün sizi ofise bekliyoruz, yeni bir arkadaşınızla tanışın. Veya işte ofiste yüz yüze her şey harika ilerliyor, haberiniz var mı? Bir gün gelin görün gibi. Yani onların da kalbini kazanacak iletişimlerle, ki bu firma yani global bir firma, o bir gün gelmesinin ücretini de veriyor, yani yol parasını veriyor. O kadar hani arkasını düşünerek çalışan insanlar. Yani onların da kalbini kazanacak, onların da katılımını kazanacak yaklaşımlar ve iletişimler, iç iletişimlerin tasarlanması gerekiyor. Bu işe emek vermek gerekiyor. Yani ben bir iş sahibiyim, kuralları ben koyarım. Bu kurallara uyan kalır, uymayan kendi bilir. Haftada 4 gün burada dizimin dibinde oturacaksınız ofiste dendiği zaman, o zaman başka kopukluklar ortaya çıkıyor. Tabii ki olmuyor. Yani özellikle bu hibrit çalışmada delegasyon ve mikro yöneticilik konuları daha da öne çıkmış vaziyette. Yani bunların daha da iyi anlaşılması
ve iş çıktısına göre değerlendirme noktalarına doğru yaklaşmak gerekiyor. Bu konuda çok pratik yok, onu söylemem gerek. Yani çalıştığım firmalarda orta kademe yöneticilerin bununla ilgili zorlandıklarını görüyorum ki doğal bir süreç, kolay bir süreç değil. Bir, arkadaşa güvenecek. İki, sınırlarını belirleyerek bir iş verecek. Üç, onunla anlaşarak belli noktalarda kontrol noktaları koyacak. Yani her an omzundan bakmayacak ne yaptı diye. Ve sonunda da arkadaşımız o işle ilgili hesap verebilir olacak. Yani başında hesap verebilir olacak. Hesap verebilirlik bizde genelde işler kötü gidince ya parmak uzatıp sen mi hata yaptın, sen mi hata yaptın gibi bir duygu veriyor. Ya da öyle bir şey geliyor kulağa hesap vermekten. Halbuki hesap verebilirlik işin en başında olması gereken bir şey. Yani işin en başında diyeceğiz ki şu işi şu kadar zamanda şu özgürlükle, şu yetkilerle, şu araçlarla senden bekliyoruz. Sonunda performansını beraber gözden geçireceğiz ve olursa harikulade, eğer eksikler olursa öğrenerek bir dahaki projeye tekrar geçersin gibi. Yani işte evde çalışma olur muymuş, çalışmaz bu insanlar evde diyenlerden, hani pandeminin ilk bölümlerinin ilk aylarında duyuyorduk, bayağı ilerledik diye düşünüyorum. Ama yine en son yapılan çalışmalarda Türkiye'de, ben de eğitimlerimde bir oylama teknolojisi kullanıp gelenlere anında cevaplar alıyorum, birçok soru soruyorum. Şu anda hala hibrit çalışma, tamamen uzaktan çalışma ve esneklik, lokasyon esnekliği açısından yani Batı dünyasının gerisinden geliyoruz. Bayağı bir gerisinden geliyoruz. Orada ilerlemeler olacak diye düşünüyorum. Yani otantik liderlik demiş Sodexo, ben onu bağlayan liderlik diyorum. Çok yakın, yani çok benzer şeyler. Orta kademe, üst kademe yöneticilerin liderlik becerileri önem kazanıyor, daha da önem kazanacak. Çünkü çalışanların bağlılığına %70'e kadar birinci seviyede birlikte çalıştıkları müdürleri, amirleri etki ediyor. Ve o da daha çok davranışlarla etki ediyor. Yani o davranışlar üzerinden bağlılık kopuyor. İşte arkadaşımız mini depresyonlara giriyor, hayatın anlamını arıyor ve gideceğim buradan diyor. Veya diyor ki burada gelişebilirim, bu liderden öğrenebilirim. İşimi iyi yaptığım zaman beni görürler. Burada terfi etme imkanlarım var. İşte kendi anlam bulduğum hayattaki amacıma giderken bu işin benim için bir anlamı var. Bu işte öğrendiklerim bana değer katacak. Bütün bunları söylüyor veya diğer söylediğimi söylüyor. Yani diyor ki kahretsin gidiyorum. Haksızlık işte bana hep bu mu denk gelir vesaire vesaire. Bu ikisini ayıran da işte orta kademe yöneticilerin davranışları oluyor. O yüzden ben o konuda çok yazıyorum, içerik üretiyorum, webinar yapıyorum, eğitim yapıyorum. Oraya böyle dokunmaya çalışıyorum açıkçası. Şimdi uzaktan çalışma kısmında ya da hibrit sisteminde gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi acaba gerçekten çalışılıyor mu? Artı işler tam anlamıyla yapılıyor mu? Hep dediğiniz nokta güvensizlikle başlıyor aslında. Birbirimize doğru, çok da güvenmiyoruz. Doğru. Peki burada ekip liderleri, yöneticiler kendilerini bu noktada nasıl geliştirmeliler? Yani bu konuya spesifik eğitimler var ama eğitimler alınır. Yani ben de eğitim veriyorum. Çok da keyifle, güzel de geçiyor. Yani hemen sonra hayata geçirmekle ilgili emek vermek, onu hayatlarına yedirmelerini sağlamak lazım. Asıl hani bence değişim veya kopukluk biraz oradan kaynaklanıyor. Diğer güven tarafıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Çok değişik, yani 5 tip delegasyon seviyesi var baktığınız zaman. Yani birinde diyorsunuz ki bu kalemi al buradan buraya koy. Ben karar verdim, senin hiçbir hakkın yok. Sadece bu kalemi buradan alıp buraya koymanı istiyorum diyorsunuz birincide. Beşincide diyorsunuz ki böyle bir iş yapılacak. Sen karar ver, bana haber bile verme. Hiç git buradan, ben başka işle uğraşacağım. Sen bunu al götür yap diyorsunuz. Yani ikisi böyle bayağı birbirinin uç noktalarında. Arada daha kolay uygulanabilir diyeyim modeller var. Ama şu kadarını söyleyeyim. Baştan güvenmek, alan ayırmak, özgürlük vermek ama sonunda bak sen şu kararları verdin, şöyle bir sonuç çıktı, bu işin uzmanı sensin, bunun devamında daha iyi performans için ne yapmak lazım, sen bana bunu al getir demek yine. Yani ben senin işini yine yapmayacağım ekip lideri olarak, takım lideri olarak. Sen bu işin uzmanısın, bu işte bak 20 hedefledik, 8 yaptık. Nasıl bunu tekrar 20'ye 25'e çıkaracağız? Lütfen sen bana projeyle gel, fikirle gel demek
ve işin sahiplenilmesini tekrar çalışana devrederek olacak bu iş. Bir de evde ekran karşısında veya uzakta kaç saat tırnak içinde geçirildiği önemli değil. İş çıktısının kalitesi önemli ve iş çıktısının kalitesini karşılıklı anlaşarak ölçmek lazım. Yani ben işte eğitimlerimde işte geliştirici geri bildirimle ilgili örnekler veriyorum. Hani geliştirici geri bildirim nasıl verilir? En temel nokta çalışanla ekip liderinin performansla ilgili, beklenen performansla ilgili uzlaşması. Çünkü buraya referans alacak, almalı ekip lideri. Onu referans almadığı zaman sürekli tartışma çıkıyor. Yani örnek veriyorum. İşte bir arkadaşımızla konuşuyor ekip lideri. Diyor ki bir müşteri şikayeti aldığımız zaman bir gün içinde ona cevap verelim. Bununla ilgili seninle bir performans bekliyoruz. Yani işte sağına soluna kimden ne bilgi alacaksın. Bir müşteri şikayeti geldiği zaman bir gün içinde müşteriye geri dönmemiz lazım. Tamam mı diyor. Sıkışıyorlar. O da tamam diyor. Ben ona göre çalışacağım. Her şey ona göre uyarlanmış. 2 ay sonra, 3 ay sonra geriye dönüp bir bakıyorlar. Bir gün yerine 3 günde cevap verilmiş. Müşteri şeylerine, şikayetlerine. O zaman ekip lideri diyor ki bak diyor seninle 3 ay önce bunu anlaşmıştık. Bendeki raporlar bunun 3 gün olduğunu gösteriyor. Sen nasıl görüyorsun diyor. Hemen üstüne yüklenmiyor ya da yorum yapmıyor, yargılamıyor, aşağılamıyor, küçümsemiyor. Sen nasıl görüyorsun bunu diyor ve önce veride anlaşıyorlar. Veride. Diyor ki çalışanım, evet diyor sizdeki rapor 3 gösteriyor, bendeki rapor 2.8 gösteriyor diyor. Yani ben de öyle görüyorum. Yani normal olması gerekenden daha gecikmişiz burada diyor. O zaman ekip lideri diyor ki, sen bunu nasıl çözeceksin bu sorunu? Çünkü iş senin, benim değil. Sence nerede sorun oldu? Sen mi geciktin? Sana gelen verilerde mi gecikme oldu? Başka arkadaşlarla birlikte mi konuşalım? Sence burada 3'ten 1'e bunu nasıl indirirsin? Diyor ki sana güveniyorum. Senin bunu yapacağına ben eminim, inanıyorum diyor. Bunu yapacak potansiyelim var diyor. Bunu dediği zaman çalışan böyle köşeye sıkışmış, iğnelenmiş, duvarın kenarında savunma yapar gibi hissetmiyor. Diyor ki ortada uzlaşılmış bir performans var. Uzlaşılmış performansın karşısında gerçekleşmemiş bir performans var. Bu iş benim. Bu işi yapacağıma da müdürüm güveniyor. Bunun arkasında başka şeyler de. Çünkü ben geciktikçe bütün firmayı etkiliyor bu. Benim dışındaki insanları da etkiliyor. O zaman dur ben bu işi bir çözüme kavuşturayım. Bir iyileşme planı yapayım. Bir yardım isteyeyim. Zaman yönetimi eğitimi gerekiyorsa zaman yönetimi eğitimi alayım ne gerekiyorsa. Yardım isteyeyim insanlardan. Ve bunu iyi hale, daha uzlaşılan performansa getireyim. Yani geliştirici geri beslemenin senaryosunu da böyle anlatıyorum. Böyle olduğu zaman ofiste oturmasıyla evde oturması ya da kahvecide oturması arasında çok büyük bir fark yok. Yani bu tabii tipik bir şey söyledim. Yani müşteri şikayet ediyor, ona geri dönecek. Tipik bir şey söyledim. Ama birçok iş, yapılan birçok iş müdürün omzundan bakmasını değil, iş sahibinin de omzundan bakmasını değil, onların hiç bilmesini gerektirmeyen işler. Yani arkadaşımız bir yazılım işte projesinde belli bir yerin kodlamasını yapıyor. Onu yapacak, sonra onun testleri yapılacak sağıyla soyla. Yani onu hangi saatlerde nasıl yaptığıyla ilgilenmemize gerek yok. Zaten bugünün dünyasında gençler zaten ilgilendirtmeyecekler onu söyleyeyim. Yani iş oraya doğru gidiyor. Yani o kaçınılmaz bir akış. Yani şu anda özellikle belli işlerde çalışan üstte yani. Yani sizler insan kaynakları profesyonelleri, işe alımcılar arkadasınız yani. Hani çok alternatif var arkadaşımızın. O sizleri seçiyor, o dikte ettiriyor. Diyor ki ben esnek çalışacağım, dışarıdan çalışacağım, şu kadar prim istiyorum, bu kadar vesaire istiyorum. Durum bu. Bu durum içerisinde ben de şuraya da geleyim bu vesileyle. Sadece gelirin netleşmesi veya gelirin belli bir noktada tatmin edici olması bağlılığa yeterli değil. Hep bunu konuşuyoruz. Biraz önce konuştum. Bugün yayınlanan bir yazıdan aldım. Şu anda Türkiye'de asgari ücret ve onun %10 komşuluğunda olan gelir seviyesi tüm çalışanların %64'üne gelmiş. Bu inanılmaz bir rakam, öyle söyleyeyim. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Benim bütün bu şu ana kadar konuştuklarım ve sonradan konuşacaklarım şuraya geliyor. Gelir seviyesi, yan haklar, işte sektördeki ortalamalar vesaire. Bir çalışanın bu konu eğer bir numarasıysa ve aklında başka bir şey yoksa, yani geliriyle ilgili ciddi bir endişe içindeyse, o zaman bağlılıkla ilgili yapacağımız diğer çalışmaların sınırlı etkisi olacaktır. Yani ben de dürüst olarak bunu söylüyorum bu konuda çalışan biri olarak. O yüzden bu konuda iyileştirmeler gerekiyor.
farklı çözümler, gelir arttırıcı çözümler, yaratıcı çözümler, her neyse bu konunun uzmanları tarafından, iş sahipleri tarafından, bütün Türkiye ekonomisini ilgilendiren bir şey bu tabii söylediğim. Burada bir ilerleme gerekiyor. Bunun üzerine benim yaptığım çalışmalar, diğer davranışlarla ilgili çalışmaları yapmamız mümkün olur. Şunu söylüyorum ben, gelir ve yanaklar bağlılık için gerekli fakat yeterli değil. Peki biz bu çalışan bağlılığını, çalışan bağlılığı nedir? Aslında ilk önce oradan bir sorum sormak isterim. Ve biz bu süreçte şirketler olarak, çalışanlar olarak neden bunu daha fazla konuşur hale geldik? Şimdi şöyle, enteresan bir şekilde akademik çalışmalara baktığımız zaman böyle herkesin uzlaştığı tek bir tanım yok çalışan bağlılığında. Onu da ifade etmek isterim. Yani ben mühendislikten geliyorum, tıbbi cihaz tarafından geliyorum. Orada bir şey varsa onun yayını yapılır. İşte şu kadar hertz'tir bu ultrason probunun görüntü çerçevesi denir. Oradan o görüntüyü alırsınız. Yani matematiktir. Ama burada öyle değil. Çok değişik çalışan bağlılığı gibi tanımlar var. Tabii yaygın, çok sık söylenen kavramlar var. Ben onları aynen kullanıyorum. Bir de hani benim söylediğim, hoşuma giden kavramlar, yani tanımlardan benim hoşuma giden tarafını alıp ifade ediyorum. O da şu, Gallup'un tanımı kendine verilen görevden daha fazlasını yapmak üzere heyecan, duygu yatırımı duyan ve bunu işine, enerji olarak işine yansıtan çalışanı ifade ediyor Gallup tarafında. Bunu ben biraz daha genleştirdiğimde şunu düşünüyorum. Ekibine, müdürüne, yaptığı işe, şirketine, müşterilerine de olur tabii. Bir duygusal bağ hisseden, bu duygusal bağla işte, duygusal yatırımı yapmış olan çalışanlara bağlı çalışan olarak kabul ediyoruz. Ortada bir sarı grup var benim çalışan bağlı anketimde. Onlar hani bağsız grup diyor. Bana bu 100 ister sana 100 veriyorum. Hani 110 yapmam. İşte o son dönemde sessiz istifaya biraz yakın olarak tanımlanabilir. Bir de kopuklar. Onlara verilen daha azını yapmış durumda. Çeşitli şekillerde o bağlılık kırılmış. Ya elinde özgeçmişi dışarıda hani var. Ya ciddi bir sıkıntısı var. Hani geri gelebilir, tekrar bağlanabilir ama ciddi bir sıkıntısı var ve bağımsız bir davranış gösteriyor. Bunlarla ilgili blogumda da hani bunlar olursa bağımsız olur, şunlar şunlar olursa da bağlı olur gibi açıklayıcı yazılarda yazdım. Hani bu konuyu biraz daha netleştirmek için. Çünkü şununla biraz karışıyor. Yani bir müşterimden, bir dostumuzdan duymuştum. Dedi ki bizim şirketimizde ortalama kıdem 8 yıl dedi. Herkes bağlı bizde dedi. Bizde sorun olmaz bu konuda dedi. Tabii onu yüzüne doğrudan düzeltmedim tabii. Güzel bir şekilde, farklı şekilde anlattım. Ama ne kadar yıl çalışılmış olması, aktif olarak tanımladığımız bu bağlı mutluluk da tanımlamıyor, tatmin de tanımlamıyor, iyi olma hali de tanımlamıyor, memnuniyet de tanımlamıyor. Bunları biraz bireysel duygular olarak tanımlıyor. Birey yok. Yaptığınız işin bir kısmından tatmin olabilirsiniz. Müdürünüzden çok memnun olabilirsiniz. İşte işe gidip gelme ortamından ve ofisinizdeki imkanlardan çok mutlu olabilirsiniz. Ama bunlar iş sonuçlarına bağlılık kadar etki etmiyor. Bağlılık iş sonuçlarına en doğrudan en fazla etki eden kavram. Bununla ilgili de çok yayın var, öyle söyleyeyim. Yani örneğin şöyle, hani daha mutlu çalışanlar daha iyi iş sonuçları verir diye de yayınlar var. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim. Onların arasında da bağlar var. Ama benim gördüğüm ve ifade edilen çalışan bağlılığının karlılık, satış, verimlilik, müşteri tatmini, yaratıcı düşüncelerin söz konusu olması, daha istekle çalışma, daha az işe gelmeme, böyle geniş bir alanda daha iyi sonuçlara yol açtığı gösterilmiş, akademik olarak yazılmış. İşte o yüzden de bu dönemde böyle buzzword denir ya, çok kullanılan kelime gibi. İşte çalışan bağlı bir buzzword haline geldi. Hani en çok böyle üstünde durulan bir cümle haline geldi. Şeyde de onun de girişinde, çıkışında daha da öne çıktı, daha da gündeme geldi. Ama temelde şunu görüyoruz. Sirkülasyon oranlarına bakıyoruz. Değil mi? Normalde bakılıyor. Önemli bir oran. Bir o. İki, çalışanların verimliliğine bakıyoruz. Yani ürettikleri değere, iş çıktılarına bakıyoruz.
Üçüncü olarak kültüre bakıyoruz. Yani içerideki davranışlar, liderle çalışanlar arasındaki etkileşim, herkesin samimi olarak güven içerisinde kendilerini ifade edebilmeleri, ikinci ajandalar olmadan, politika olmadan yapılan işlerin ne kadar daha az enerji aldığı, ne kadar daha verimli olduğu vesaire. Bütün bunları bir araya topladığımız zaman çok kavram bağlılığa geliyor. Yani ben bağlılığı arttıralım dediğim zaman aslında çok sayıda kavramı daha iyi hale getirme üzerine çalışıyor oluyorum. Hem orta kademe yöneticilerin davranışları, hem liderlik, yani iş sahibi açısından liderlik, hem iş yapma biçimi. Yani aslında çok şeye dokunuyor. Çok şeye dokunan bir kavram olması da benim hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten o açılardan fayda sağlıyoruz. Sizin bir yazınızda bağlı çalışanları ve bağımsız çalışanları ofiste nasıl tanırız kısmına değinmiştiniz. Nasıl tanıyabiliriz? Biz de İK olarak bir tüyomuzu alalım. Ya şöyle, bağlı çalışanlar genelde yani toplumda ama kendi usulüyle olan kalabalıklaşır. Bu da sonlar Bertay Bey, internetinizde ufak bir sorun yaşadık. O yüzden ben sorumdan sonraki kısmı hiç anlayamadım. Rica tamam. Etsem, evet. Şimdi nasıl? Gayet güzel. Tamam, kusura bakmayın. Şöyle anlatıyordum. Bağlı çalışanlar daha enerjik, yüksek enerjisi olan insanlar. Kendi işlerinin dışında şirketin tüm süreçlerine de ilgileniyorlar. Büyük resmi görüyorlar. O büyük resimde kendilerinin işlerini de görüyorlar. Yani kendi fonksiyonlarını görüyorlar. Bir şeye gerçekten hani fikir olarak yatırım yaptıkları zaman, yani bir şeyin belli bir şekilde yapılması gerektiğiyle ilgili müdürleriyle konuşuyorlar, onların yataylarıyla konuşuyorlar, ekiplerle konuşuyorlar. Yani çekinmeden görüşlerini ifade edebiliyorlar. Onlara verilen görevden daha fazlasını yapmak üzere emek koyuyorlar ortaya, enerji ortaya koyuyorlar. Büyük resim ve anlam bağlantısını iyi sağlıyorlar. Kariyerlerine sahip oluyorlar. Onu da çok sık görüyoruz. Yani kariyerimin sahibi benim, bundan sonraki terfimi ben yaratacağım diyor. Ve onun getirdiği davranışlar farklı oluyor. Bu haftaki blogumda yazdım. Etraflarından daha yüksek standart bekliyorlar. İş sahiplerinden daha geniş vizyon bekliyorlar. Daha açık fikirlilik bekliyorlar. Yani aslında bağlı çalışanlar tüm organizasyonu yukarı çekmek üzerine önemli davranışlar gösteriyorlar. Bağsız çalışanlar biraz şöyle. Bağlı çalışanlar, şunu da ekleyeyim. İşleri iyi gittiği için, performansları da iyi olduğu için takdir ediyorlar, ediliyorlar, ödüller alıyorlar. O takdir döngüsüne, davranış döngüsüne de girmiş oluyorlar ve o zaten onları daha da bağlı hale getiriyor. Yani bağlılık da önemli konulardan biri, takdir. Bağsız çalışanlara da baktığımız zaman bir şekilde bir kopukluk, bir mazeret üretme olabilir. Bir haksızlığa uğrama duygusu olabilir ve bu öznel, yani subjektif bir duygudur ve hiçbir duygu yargılanamaz. Yani mutlaka onun arkasında kendince haklı bir taraf var, mutlaka vardır. Veya iyi performans gösteriyorum, niye kimse görmüyor olabilir. Yani çok, ben de 23 yıllık kariyerimde bunun çok değişik versiyonlarını çok farklı şekillerde yaşadım. Bunlar olduğu zaman ve ekip liderinden de müdüründen de ona uygun bir frekansta bir iletişim sağlanamadığı zaman düşüyor o zaman. Yani performans düşüyor, enerji düşüyor, yapabilirlik düşüyor, yaratıcılık düşüyor. Biraz konuşmama hali geliyor. Yani susmaya doğru gidiyor. Geri bildirim almamak mesela bunun bir yollarından. Yani geri bildirim almıyorsa, hani performansın nerede bilmiyorum, çalışıyorum ama performansın nerede bilmiyorum. Ve ekip lideri belli sıklıkta bu geri bildirimleri yapmıyorsa, ufak ufak o duygusal bağın da, o ipin de inceldiğini aslında zaman içerisinde görebiliyoruz. Böyle olduğu zaman biraz tırnak içinde kaçak güreşmeler olabiliyor, politikaya girme olabiliyor, ikinci ajandalar olabiliyor, projeleri yavaşlatmak, durdurmak olabiliyor belli bir güç veya yetkiye sahipse. Yani kendi kariyerini, kendi iyiliğini, kendi görüntüsü, ekibinden ve şirketinin genel görüntüsünden daha öne koyduğu zaman zaten hani bağımsızlığa doğru diyelim, kendine bağlı olmuş oluyor o zaman.
bağımsızlığa doğru gittiğini görebiliyoruz. Yani biraz tipik stereotip deniyor. Yani böyle tipik bazı şeyler söylemiş gibi oldum. Hafif böyle insanlar bunun belki içinden bir kakalayıp ha bu da böyle, bu da böyle diyebilirler ama genellemek zor bu durumlarda. Yani o yüzden nabız anketi yapıyoruz. Az aralıklarla insanlarla konuşmak, onların duygu durumunu anlamak ve sık değiştiğini de biliyoruz bağlılığın. Ama genel olarak böyle. Yani temel olarak müdürüyle arası iyi olan, insan bağını sağlamış olan, verilen daha fazlasını yapmak için heyecan hisseden, anlam bağlantısını kurmuş olan, gelişimini gören, gelişimiyle ilgili masada gören, gelişimiyle ilgili eğitim alan, mentörlük alan, koçluk alan, bu konudaki diyalogları sağlamış olan çalışan, bağlı çalışan oluyor ve daha fazla iş çıktısı yaratıyor, daha iyi hizmet ediyor, ne de müşterileri daha fazla mutlu ediyor. Finansal sonuçlara da doğrudan daha fazla katkıda bulunuyor. Burada ekip liderlerine, yöneticilere aslında gerçekten çok önemli görevler düşüyor. Biraz önce bahsettiğiniz üzere geri bildirimi verebilmek. Peki çalışan bağlılığında, yani çalışan tarafında ne olursa daha çalışanlar bağlı olabilir? Yani sadece ekip lideri ve iletişimi tabii ki olmazsa olmazlardan bu noktada ama daha başka hangi etmenler vardır? Şöyle, şimdi burada iki ayrı görüş var diyelim. Bir görüş diyor ki, bağlılık çalışanın içindedir, kalbindedir, bireysel bir şeydir. Çok fazla dışarıdan etkilenmez. Yani sen boşa kürek sallıyor olabilirsin bana söylemek açısından. İkinci görüş, belli şeyler olursa şirkette, belli ilişkiler, belli davranışlar, belli bir kültür olursa, o zaman çalışanların daha bağlı olmasını, daha bağlılık eğilimi bekleyebiliriz, öngörebiliriz. Ben ikinciye tabii doğal olarak daha yakınım. Orada belli etmenler olduğu halde bağlılığın artacağını, daha değişen çok farklı davranışlar üzerinden de bunu aslında görebiliyoruz. Çok sayıda etmen var. Birkaçını önemli gördüğüm birkaçını sayayım. Mesela çalışan eğer kendi misyonunu biliyorsa, kendi misyonunun farkındaysa, hayattaki misyonunu ve o misyonla o anda yaptığı işi bir şekilde bağlıyorsa bağlılığının artacağını, bağlılığının daha yüksek olacağını görebiliriz. En son yaptığım bir eğitimde katılımcılara bu bir kişilik kendi misyonlarını yazma çalışması yaptırdık. Çok güzel sonuçlar çıktı bu arada ve çok yaygın bir alıştırma olmadığını söylemem gerek. İnsanların aslında belli bir noktadan sonra ya ben ne için varım, ben bu dünyada ne için duruyorum, ne için varım sorusunu sorup o misyonu çıkarmaları, o misyonla da o anda yaptıkları işin ilişkisini bir düşünüyor olmaları bence çok mantıklı ve anlamlı. Çok farklı bir bakış açısıyla. Yani yine kendimden örnek vereyim. Bu 23 yıl içerisinde tıbbi cihaz sektöründe müdürümle kavga ettiğim oldu, mutsuz olduğum oldu, satışta başarısızlık oldu, her şey oldu. Yani birazını anlattım. En böyle zorlu durumda bile diyordum ki ben en yukarıda doktorların daha süratli, daha iyi teşhis etmeleri için onlara gerekli teknolojiyi getiren bir insanım. Ben bunun için varım. O sırada tartışabilirim, kavga edebilirim, istediğim gibi olmayabilir ama temeldeki, tepedeki misyonum bu. Şu anda yaptığım iş de o misyona hizmet ediyor. Ben hep kendimi o şekilde bağlı hissettim o sektöre ve yaptığım işe, doktorlara, süreçlerimize öyle söyleyeyim. Bu tür bir anlam bağı çalışanın bağlılığını arttırıyor. Yani örnek bir tanesi bu. Diğeri... Hangisi bahsedeyim? Diğeri bence çok değerli. Üçe indirdiğim zaman da üçün içine de koyuyorum bunu. Çalışanların işlerini sahiplenmelerini sağlamak. Sahiplenme tırnak içinde bence önemli kelime. Bunun için de biraz önce anlattığım süreçte o özgürlük alanını onlara tanımak. Ve onu da karşılıklı anlayışla yapmak. Yani uzlaşarak yapmak. Yani ne isyan eden biri olsun, ne de sürekli müdürünün veya birinin omzundan baktığı biri olsun. Yani belli bir uzmanlık çerçevesinde her çalışanın
bir sahiplenme alanı olması gerekiyor. O olduğu zaman bağlılığın arttığını görüyoruz. Bunun da zaten iş sonuçlarına da hemen etkisini görüyoruz. Yani yine IT sektöründen bir müşterimle konuşurken dedi ki, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız var, ayrılmaya niyet etti. Biz de istemiyoruz gitmesini. İşte maaşını arttırarak imkanlarımız ölçüsünde bir yere kadar geldik ama zor durumda hissediyoruz. Ne yapsak? Ben tabii konuyu bilmiyorum, insanları tanımıyorum ama şu kadarını söyleyebildim. Yani çok kısa bir süre içerisinde dedim ki, ona bir projenin sorumluluğunu verin. Yani o projenin sahibi olsun. O zaman bakın gitmez. Yani tabii şimdi yine düz bir şey söyledim. Tabii ki bunun farklı varyasyonları, senaryoları tabii olabilir. Ama tabii arkadaşımız gitmeye kalktığı zaman maaşını arttırmak da iyi bir sonuç değil. Onun da yanlış olduğunu ve oraya kadar zaten neden bağımsız olduğunu, neden gitmek isteyeceğini ortaya çıkaran süreçler olması gerektiğini de söylemek lazım. Onu da bir kenara koyalım. Ama bir arkadaşımıza eğer belli bir işin bir kısmının sahiplenilmesi sağlanırsa, o projenin sahibi sensin denirse, o zaman işte o işe bağlılık aslında oluşuyor. Çok önemli ve değerli. Bu da birebir ekip liderlerinin delegasyon becerisi, takip becerisi, performans yönetimi becerisine dayanan bir faktör. Diğeri, onu da söyleyeyim, takdir ve ödül sistemi. O da olumlu taraftan gidelim. O da şöyle, aslında fazla kullanmadığımız ücretsiz bir araç. Ben öyle tanımlıyorum son eğitimlerimde. Mesela yine 150 ülkede yapılan Office Vibe firmasının 150 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre çalışanların %83'ü hediye almak yerine takdir almayı tercih edeceklerini söylemişler. Mesela bu enteresan. %72'si haftada birden daha nadir, daha uzak aralarla takdir alabildiklerini söylemişler. Şimdi şöyle, takdir insanı değerli kılıyor, izlendiğini, gözlendiğini fark ettiriyor. Performansını arttırıyor, bağlılığını arttırıyor. Bunu yaparken ön şart var diyelim. Onu da hemen hızlıca söyleyeyim, ön şartları. Ona bağlı bir takdir yapıp bunu hayatımızın içine geçirebilirsek bir ekip lideri olarak, o zaman etkisini ancak görebiliyoruz. Yani şöyle bir şey olduğu zaman olmuyor. Yani ayın sonu oldu, ben bu ay 2 takdir yapacaktım. Son 2 güne kaldık. Hiç de yapamadım. Dur bugün bir tane patlatayım falan. Böyle değil. Bir, davranışa ait olacak takdir. Bir davranışla ilgili olacak. 2, spesifik olacak. Bugün harikaydın aslanım, kaplanım, bir takdir değil. Bayıldım bugün sana. Hiçbir takdir değil. 3, samimi olacak. Yani insanlar, hepimiz insanız. Göz temasından, ses tonumuzdan, mimiklerimizden, el hareketlerimizden hemen onun ne kadar gerçek olduğunu, ekip liderinin kalbinden ne kadar çıktığını, ne kadar ağzından sadece çıktığını hemen anlıyor. Ve olumsuz olduğu zaman, yani samimiyetsiz olduğu zaman olumsuz olarak deniyor. Ters etki yapıyor. Ve son olarak da taze olacak. Yani davranışla ilgili olacak, spesifik olacak, samimi olacak ve taze olacak. Bu kadar. Bu dördünü sağladığımız takdirde takdirlerimiz yerine varacak. Ama yine aynı yere geliyorum. Bu ekip lideriyle çalışanın birlikte yaşadıkları anların bir takibiyle mümkün olabilecek ancak. Yani birlikte bir müşteri toplantısına girdiler mesela. Müşteri toplantısı bitti. Ekip lideri dönecek, diyecek ki ya senin topluluğa karşı konuşma becerilerini gerçekten beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bugün de gerçekten çok güzel bir sunum yaptın. Ardından da soruları çok iyi idare ettin. Tebrikler, bravo, aynen devam, diyecek mesela. Yani o yaşadıkları deneyim üzerinden ben seni görüyorum. Spesifik olarak senin oradaki becerini yakaladım mesajı da verecek. Onu verdiği zaman kendi liderlikle ilgili güveni de artacak. Çalışanın ben beğenildim, güvenildim, ne güzel, beni gördü, takdir etti duygusu da gelecek. Ve bunu artık her etkileşimlerinde olması gereken bir kas olarak, davranış olarak yerleştirmek ancak bunun etkisini güzel görmemizi sağlıyor. Yani biz de çalışan bağlı programlarımızda her hafta bu takdiri çalışıyoruz. Pratiğini yapa yapa ilerliyoruz ki gelen katılımcılar, kültür elçileri bunu hayatlarına daha rahat geçirebilsinler. Kısaca bu kadar. Yani 15'lik bir liste var önümde. Hepsine gitmeye vakit yok ama kısaca en önemli gördüklerim bunlar. Peki, biz şirket olarak
karar verdik. Çalışan bağlılığımızı artıracağız. İşler iyiye gitmiyor. Buradaki adım nasıl? İlk adımı nasıl atabiliriz? Şimdi tabii insan kaynaklarında yani sizlerde çok sayıda veri var, doğru mu? Çok sayıda önünüze veriler var. Bunların üstüne ben işte bu nabız anketi dediğim Gallup'un anketine paralel bir anket sunuyorum ben. Bu anketi öneriyorum ilk başta. Çünkü belli bir noktada subjektif konuşmalar çok olur tabii. Yani birisi bir şekilde görür, öbürü başka şekilde görür. Ki ben dışarıdan biriyim, dışarıdan yaklaşan biriyim. Benim çıkarımlarım nereye varır, nasıl olur vesaire, orası başka bir alan. Ama diyorum ki basit bir anket yapalım. 3 günde bitebilecek, işte 90 saniyede cevaplanabilecek isimsiz bir anket. Bu ankette size daha önce söylediğim bu yeşil, sarı, kırmızı blokları çıkarıyoruz yüzde olarak en azından. Ondan sonra o anket sorularının içerisinde verilen cevaplara göre ben alanları da tespit etme imkanım oluyor. Yani ekip liderinin becerileri, takdir, takım ruhu, vizyon iletişimi, güven gibi birçok arka plan değerleri de o ankete gelen soruların cevaplarından aslında görme imkanımız oluyor. Onun üzerine bir stratejik konuşma yapıyoruz. Yani iş sahibiyle ve insan kaynakları profesyonelleri birlikte yapıyorum ben bu konuşmaları genelde. Anket sonuçlarını açıklıyorum. Arkasındaki anlamları açıklıyorum. Ve ondan sonra da onların bu konudaki ihtiyaçlarını daha net ortaya çıkarmak üzerine sohbet ediyoruz, öyle söyleyeyim. Onun devamında da eğer hani onların yolculuğuyla benim sunduklarım bir araya geldiği takdirde de birlikte çalışmaya başlıyoruz. Kısaca bu süreç epey bir uzun sürüyor mu? O kadar değil. Yani haftaya bir anket yapsak, bir sonraki hafta stratejik konuşmayı yapsak, benim çalışan bağlı programlarına ben 2 hafta içerisinde başlayabiliyorum. Yani tasarımı, ön hazırlıkları 2 hafta içerisinde başlayabiliyorum baktığımız zaman. Yani şeyi de söyleyeyim kısaca, yaptığımız çalışmalar hani nesi farklı ya da ne yapıyoruz hani bu konu üzerine bu kadar. Bizim bağlılık programlarımızın 4 ana temeli var benim gördüğüm. Onun üzerine bir terzi dikimi tasarım tarafı da var. Yani şirketlerin kültürel ihtiyaçlarına göre onu merkezde tasarlanmasını sağlıyoruz. Ama 4 temeli daha önce söylediğim bu etmenlere dokunduğu için hemen fark edeceksiniz. 1, sorumluluk almalarını sağlamak katılımcıların. Yani her hafta eylemler alarak belirledikleri genişim alanlarında kendileri, kimse onlara bir şey söylemeden istekle bir eylem almalarını sağlayarak hem liderlik becerilerini geliştiriyoruz hem sorumluluk almalarını ve hesap verebilir olmalarını sağlıyoruz. 2, insan bağını yaratıyoruz. Yani insanların bağını yaklaştırdığımız zaman ekip içindeki dinamikleri çok iyi yaratmış oluyoruz. Bu bağlılığı arttırıyor. Etkileşim ve iletişim, dinleme, anlama, empati orayı geliştirdiğimiz zaman iş hızlanıyor. Ona bağlı verimlilik artıyor, bağlılık artıyor. Birçok etkisi var. Bunu da çeşitli uygulamalarla yapıyoruz. Hikaye anlatımı, birebir görüşmeler, farklı modüllerimiz var bunda kullandığımız. 3, psikolojik güvenlik ortamını yaratıyoruz. Yani o 12'şer kişilik gruplarla çalışıyoruz biz bu arada. Genelde de iş sahibi ve ona rapor eden yönetim kurulu diyebileceğimiz ekiple çalışıyoruz. Çünkü kültür yukarıdan aşağı geliyor. Yani bir çalışanın bir iş sahibini görüyor. Diyor ki patron böyle bir davranış gösterdi. Demek ki işler burada böyle yapılıyor diyor. Bütün yönetim kurulundaki dostların her davranışı inanın hemen çalışanlara yansıyor. O yüzden biz de kültür elçileri grubu olarak böyle bir grup seçiyoruz. Yani iş sahibi ve onunla birlikte çalışan ekip. Bu ekibin kendi içinde birbirini rahatlıkla geliştiren, geri bildirim verebilmesi, yargılamadan dinleyebilmesi, anlayabilmesi. Bu yönde de çok güzel modüllerimiz var. Geri bildirim modülü örneğin bunlardan biri. Bunu yapıyoruz. Grup geri bildirimi yapıyoruz. Yani Ayşe Fatma'ya böyle dedi demiyoruz. Gruplara ayırıyoruz. Gruplardan geri bildirimler alıyoruz bireyler için. Ve her biri için de bir kişisel gelişim yolculuğu, bir kişisel gelişim programı çıkartıyoruz program içerisinde. Bunu da çok güzel sonuçlarını aldık. 4. ayakta takdir. Yani her hafta her arkadaşım bir başka arkadaşımı sebebini söyleyerek, ismini belirterek, davranışını belirterek takdir ediyor benim toplantımda. Ama daha ötesi normal toplantılar arasındaki normal iş saatlerinde kendi ekipleriyle ve diğer insanlarla bu takdir duygusunu, takdir davranışını göstermeleri için birlikte çalışıyoruz. Bunun üzerine başka bazı modüller var. Onlar da isteklere göre yani firmaların kültürel ihtiyaçlarına göre. Örneğin biri diyebilir ki ben çok daha müşteri odaklı bir
ekip istiyorum. O zaman ben müşterilerle ilgili bir modül ekliyorum oraya tasarıma uygun şekilde ve 12 haftada 90'ar dakikalık toplantılarla takip ede ede, hafta hafta takip ede ede programımızı gerçekleştiriyoruz. Davranış değişikliği de böyle olduğunu fark ediyoruz. Yani bir tek dokunuşla davranış değişikliği olmuyor. Bunu itiraf etmek lazım. Siz de şöyle yaptınız, katılır gibi. O olmuyor. Ve gerçekten hafta hafta, yani bu haftaki eylem ne oldu? Sonraki hafta, hafta hafta tekrar bunu yapıyoruz. Ve insanlar biraz tabii sıkılıyorlar bazen. İsyan ediyorlar vesaire, ama bu ancak böyle öğreniliyor. Yani ancak böyle yerleşiyor o davranışlara. Bunu da bu şekilde yapıyoruz aynen. Şey bu, yani kısa benim uyguladığım yolculuk bu, ama başka bir perspektiften bakarsak bağlılıkla ilgili duyarlılığın artması birinci aşama bence. Yani iş sahibinin, finans müdürünün, bakın İK ile beraber finans müdürü diyorum, pazarlama müdürünün, satış müdürünün, bütün ekibin kendi ekipleriyle ilgili bağlılık anlamında bilgilerinin, anlayışlarının gelişmesi bence olması gerekenlerin ilki. Daha sonra çok çeşitli şekillerde yapılabilir bu. Yani ben eğitimler de yapıyorum bu programla beraber. Eğitimler de onu destekleyen bazı beceri kazanımına hizmet ediyor. Birebir koçluklar yapıyorum şu anda mesela. İki firmada koçlukları da devam ettiriyorum. O da bireysel bazı gelişimleri tetikliyor. Yani aslında bu holistik bir şey olması gerekiyor. Yani tek dokunuş benim programımda da olmaması gerekiyor aslında. Hep beraber onların da kendilerini adamaları bu değişimle ilgili emek vermeleri, çaba göstermeleri gerekiyor. Davranış değişimi en zor olay. Bu programın süresi toplam 12 hafta mı? 12 hafta. 12 haftadan sonraki kısımda siz dönem dönem yine o firmayla hani gidişatı görmek tabii adına toplantılarınızı yapıyorsunuz değil mi? Tabii, yani sonraki dönemde arada bir hani resmi olmayan şekilde görüşmelere devam ediyoruz, ama bu 12 haftalık programımızın devamında başka programlarda sunuyoruz tabii. Mesela haftada bir değil, 2 haftada bir benzer bir programı sunduğumuz, yaptığımız, uyguladığımız da oldu. Anlattıklarınız o kadar kıymetli ki. Böyle sizi anlatırken de her İK'cının çalışmak istediği bir ortam. Keşke ve keşke bütün meslektaşlarım böyle bir ortamda inşallah çalışma fırsatı buluruz. Yani 25 yıllık meslek hayatımda ben de çok dönem dönem çok zorluklar yaşayan bir İK'cı olarak yine de temennim bu durumu yaşamadan emekli olmam diye düşünüyorum. İsterseniz yayın süresince gelen sorularımız varsa arkadaşlarımıza bakalım, bağlanalım. Sorularımızı alalım. Sonrasında da beraber programımızı kapatalım. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhabalar Bertay Bey. Merhabalar. Bu güzel yayın için çok teşekkür ederim. Şimdi sorumu sormaya geçiyorum. Evet. Öncelikle şöyle bir sorum var. Yeni işe başlayan kişiler için kariyer uzmanlarından bazıları çalışanların şirkete bağlanmasını, hatta bağlanmaması gerektiğini, hatta patronların onlara samimi davranmasını tamamen çalışanların daha verimli iş yapması için olduğunu söylüyor. Bu yüzden şirkete bağlanmanın tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Bu durumda sizce çalışanların şirkete bağlanması çalışan açısından tehlikeli değildir? Bu tarz düşünce olan bir cevabınız var mıdır? Çok güzel soru. Tebrikler bu soru için. Şimdi şöyle. Bu soru tabii başka bazı düşünceleri tetikledi. Orayı dokunamamıştım, söyleyememiştim. Güzel oldu. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda. İş hayatına yeni giren gençler, bir 5 ila 10 sene çalışmış arkadaşlar, daha çok tecrübesi olan arkadaşlar, iş değiştirme sıklığı son derece arttı. Doğru mu? Yani ben kariyerimin ortalarındayken büyük firmada bana derlerdi ki, yani 3 seneyi tamamlamadan bir sonraki rolünle ilgili hani konuşmana bile gerek yok. Yani 3 sene burada hani minimum 3 sene gibi. Şimdi bu bazı yerlerde 7 aya düşmüş vaziyette. Yani daha da aşağı inmiş vaziyette. Yani de facto gerçek şu, çok süratli iş değiştirmelerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Bunun nasıl bir anlamı var? Bunun şöyle bir anlamı var. Herkes her an gidebilir. Bakın, herkes her an gidebilir. Gerçek bu. Bunu soğuk bir gerçek olarak kabul edelim. Bunun
arkadaşımızın sorduğu soruyla nasıl bir bağlantısı var? Benim burada bağlılık derken aslında bu ve onun arkasında demek istediğim şey şu. Bir çalışan bir şirketle anlaştıysa karşılıklı, çalışıyorsa kendi performansını ve kendi potansiyelinin olabilecek en yüksek noktasına gelmesi amaçtır. Onun için de bireysel olarak, firma sahibi için de. Doğru mu? İki taraflı bir şey çünkü bu. Ben bağlılık için çalışırken, bağlılıkla ilgili çalışmaları yaparken aslında arka planda aynı zamanda da bunun da peşindeyiz. Ve biliyoruz ki en iyi performans gösteren çalışan da, orta şeker performans gösteren çalışan da hemen yarın gidebilir. Şimdi hemen yarın gidilebilecek bir ortamda çalışmakta olan çalışanların, bizdeyken o çalışanlar, en iyi performanslarını, potansiyellerine en fazla ulaşabilecekleri noktaya gelebilmelerinin yolu çalışmalarına, ekiplerine, müdürlerine, işlerine, müşterilerine duygusal yatırım yapmaları. Bunu yapacaklar, biz robot değiliz bu arada. Her kim onu söylüyorsa kusura bakmasın, biz robot değiliz. İş sahipleri de çalışanları kandırmak için gülmüyorlar. Ben buna inanmak istemem, öyle bir şey olmaz. 6 ay bile çalışacak olsak oraya bir duygusal yatırım yapıyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz, müşterilerle konuşuyoruz, patronumuzu dinliyoruz, bir deneyim elde ediyoruz. İşin dışında orada sosyal bir hayat yaratıyoruz kendimize, öyle değil mi? 6 ay bile, yani staj bile yapıyor olsak, uzun süre staj 6 ay bile olsa orada birçok deneyim yaratıyoruz ve o 6 ay staj bile olsa kendi performansımızı, kendi potansiyelimizi en fazla gelebilmemiz için işte bağlı olmamız gerekiyor. 6 aylık bile olsa bağlılık olabilir. Bağlılık benim için aslında biraz da böyle bir anlam taşıyor. Bu soğuk gerçekliği bilerek herkes her an gidebilir. Yani bu soğuk gerçekliği bilerek yapılması gereken, bizimle çalışıyorsa bir arkadaşım, işe yeni girdiyse ona güzel bir oryantasyon yaparım. En insanlarla tanıştırırım. Geleceğiyle ilgili konuşurum. Şu anki işiyle ilgili konuşurum. Biraz önce anlattığım gibi performansta anlaşmak üzerine konuşurum. Geri bildirim veririm, takdir veririm, gelişimini konuşurum. Onun hayatını anlamak için ona sorular sorarım. O konuda da çok yazılarım var. Yani neredesin, nereye gidiyorsun, hikayen nedir onu sorarım. Ve belli bir süre onun potansiyelini geliştirmek, arttırmak için elimden gelen her şeyi yaparım iş sahibi olarak. Bir noktada eğer o arkadaşım gitmeye karar verdiyse yine konuşurum ama olmuyorsa elini sıkarım, başarılar dilerim ve başka arkadaşlarım zaten gelecek. Yani hiçbir şirket, ben bu ekibi yakaladım, bu ekiple hep beraber emekli oluyoruz, böyle bir dünya yok, bitti. Yani o yüzden benim üstünde çalıştığım konu, çalışırken her nerede çalışıyorsak, oraya kendi potansiyelimize ulaşmak anlamında katkı sağlamak, değer vermek, fayda sağlamak, bir müşterimizin bir sorununu çözmek, bir çalışanımızın bir sorununu çözmek anlamında kendini insanın adaması. İşte o zaten bağlılık. Umarım güzel bir yanıt verebildim. Çok teşekkürler. Sağ ol Fatih. Şimdi ikinci bir sorum var, ona da geçebilir miyim? Tamam. Kariyer açısından kendi görünüşünü şirketten önde tutan, yani çok önde tutan en azından bir çalışan olmanın zararlı olduğunu söylediniz. Ancak şirketin güzel bir kişilik olduğu açısından bakınca çalışanın kendinden önce başka bir kişiyi düşünmesi sağlıksız değil mi sizce? Bireysel kariyer gelişimi içinde çok şeyin olduğu bir çorba, öyle diyeyim. Yani ben yatay geçişler de yaptım, yukarıya da çıktım, aşağıya da indim. Yani bir defa 3 plan yaptım, A, B, C planı yaptım. D planına son anda atlayabildim o trene. Yani böyle şeyler de oluyor. Orada bir denge var tabii. Bir birey olarak siz gitmek istediğiniz, yani 5 sene sonra, 10 sene sonra yapmak istediğiniz işle ilgili deneyim, beceri, içgörü peşindesiniz aslında. Değil mi? Bunları yaparken o anda yaptığınız iş bunlara hizmet ediyorsa o zaman tabii doğru bir yerde hissedersiniz, daha bağlı çalışırsınız. O becerileri, tecrübeleri, içgörüleri kazanmak için o şeyin içine kendinizi atarsınız bağlı olarak. Ama benim orada örnek verdiğim, yani hatırladım nereye referans verdiğini. Benim orada örnek verdiğim, örneğin bir ekip lideri, pazarlama müdürü örneğin.
bütün başarıyı sadece kendisine alıyor. Ben var ya ben diyor mesela. Diyor ki her şeyi bana sorun. Yani işte sosyal medya uzmanı var. O diyor ki işte şu kadar Instagram'a bu kadar LinkedIn'e reklam verelim diyor. O diyor ki yok öyle değil böyle olsun diyor. Her şeyi bilen, her şeyi önde tutan ve ben var ya ben diyen, bütün spot ışıklarını kendi üstüne alan bir insan olduğu zaman toplam şirketin amacından da kayan senaryolar oluyor. Ben bunları çok gördüm. O anlamda insanın belli bir plan çerçevesinde kendi kariyerini, kendi gelişimini düşünmesi doğaldır, hakkıdır. Tabii ki kurumlardan bağımsız bunun devam etmesi lazım. Ancak şirket nedir? Bir grup insanın bir ortak amaç etrafında bir araya geldiği organize olmuş bir yapıdır. O ortak amaç çevresinde diğer insanlarla birlikte bir takım ruhu içerisinde, yataylık içerisinde, ne bileyim ben var ya ben demeden, hep birlikte birbirine yardım edilerek yapılan ve başarılan işlerin hem o grup için hem bütün şirket için faydası o tek başına ben var ya ben yapacağım, ben yaptım, ben ettimden çok daha fazla çıkıyor. Yani 1+1=3 değil 5 çıkıyor bazen çoğunlukla. Ve bunu sağlamak için de işte insanların her zaman kendileriyle ilgili bir planları mutlaka vardır, olmalıdır. Ama o şirketin içinde o kuruma adamak anlamında da o davranışları göstermeleri daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın, her çalışanın bir B ve C planı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda zaten söylediklerim de var. Ben de öyle yaptım hep. Yani G'nin son döneminde B planım şu anda yaptığım işti. Ayrıldım, A planım yani B planım A planım haline geldi. Sonra tekrar B'ler C'ler oluştu. Yani şu anda da çeşitli B'ler çeşitli C'ler var. Yani şu anda yaptığım iş itibariyle. Bu sürekli olması gereken bir şey. Ama bir taraftan da bir organizasyona girdiniz. Bir marka, bir yapı, bir arada insanların bir şey yapmak için bir araya geldikleri o duygu. Onun içi, onun da zevki bir başka. Yani orada bazen belki sivrilmek istemeyecek çalışan. Mütevazi diyeceğim. Öyle bir mizacım var. Yani öyle çok sivrilen bir çalışan olmadım çoğunlukla. Hani ben bunu ben yaptım. İşte ben niye tercih etmedim çok demedim. Çeşitli şekillerde bunun senaryoları farklı gelişti ama birçok firma kurumsal olarak olgun firmalar. Ve onlar bir çalışanın kendi çıkarından önce ekibinin çıkarını, şirketinin çıkarını koyduğunu görebiliyorlar. Ve bunu ödüllendiriyorlar. Onu da söylemek isterim. Bunu da yapabilen, kurumsal yapıya ulaşmış, olgununa ulaşmış çok sayıda firma var. Umarım çok zor sorular sordun ya Fatih valla. Bravo. Yani sizin de metresiniz hem şirket olarak değil de çalıştığı grubun önüne koymaması gerekiyor kendini. Evet, hem de bir denge olması gerekiyor. Aynen öyle. Orada da bir denge var. Evet. Aynen öyle. Yeni soruya geçiyorum. Peki. Müsaadenizle. Son sorumuz değil mi Fatih? Bir tane daha sorum var ama benim bireysel bir sorum. Onu çok merak ediyorum. Peki. Sorun yok. Benim açımdan sıkıntı yok. Sizce çalışanların hediyeden çok takdir olmayı tercih etmesinin sebebi? Bir şirkette bir istatistik yapıldığını söylemiştim. Evet. Büyük bir araştırma evet. Takdir aldığı kişiye nazının geçebileceğini düşünmesi ve referans olarak gösterebileceği düşüncesi olabilir mi? Pek öyle değil. İnsan psikolojisi, insan olarak biz görülmek istiyoruz. Dinlenmek istiyoruz. Yapıldığımızın farkına varılmasını istiyoruz. Bu bireysel, özel hayatımızda da takip edersek bunu bu şekilde görebiliriz. Hediyeler, yani kısa süreli ödüller, yani şu kadar yüzde zam yaptım bile birkaç ay sürüyor şu günümüzdeki etkisi olarak baktığımız zaman. Son derece geçici etkiler. Ama takdir edilmek insanın sadece o anda iyi hissetmesini değil, başka bazı doyum noktalarına da hizmet ediyor. Yani ben mesela, ya benim için önemli bir şeydi bu iş hayatı boyunca. Gerçekten uzun süre müdürümden hiçbir şey duyup hiçbir geri besleme almadığım zaman böyle sonunda beyaz ışık gözükmeyen bir karanlık tünelde çalışıyormuşum hissiyatıyla çalışmıştım. Ama başka bir müdürüm de vardı örneğin. O çok spesifik olarak söylüyordu ki yani şunu çok iyi yapıyorsun, bravo.
şurada devam edelim. Şurayı biraz daha iyi yapalım. O kadar da böyle iyi hissediyordum ki yani görüyor beni, becerimi alıyor, hissediyor, benim yaptıklarımı da görüyor. Bunun da bir anlamı var şirket içerisinde. Bu şekilde. Ama o en son söylediğini tam oturtamadım. Yani ya şuraya geliyor mesela bir başka alternatif de duydum bununla ilgili. O da çok hoşuma gitmedi. Onu da paylaşayım. Mesela işte şöyle deniyor hani takdir nereye kadar sen maaş artışından haber ver filan. Böyle bir söylem de duydum. Bunlar biraz önce de açıkladığım gibi birbirinin yerine geçen şeyler değil. Yani gelir ayrı olması gerekiyor. Ama şunu diyorum ben. İnsanları motive etmek için artık hani olumlu havuç da çalışmıyor aslında. Olumsuz havuç zaten hiç çalışmıyor. Artık zaten çıkması lazım şeyden de iş dünyasından. Olumlu havuç da beklendiği kadar yanıt almıyor. O iç motivasyonu güçlendirmiyor. Yani şu kadar daha para kazanacağım diye arkadaşların motive olması ve çalışması geçtiğimiz 10 yıl, 15 yıl öncesine göre çok daha az. Şu anda görülmek isteniyor. Arkadaşlar görülmek istiyor. İz bırakmak istiyorlar. Projelerin sahibi olmak istiyorlar. Karar verici mekanizmalarda daha fazla bulunmak istiyor. Bunun da yolu takdir. O yüzden ben bu %83'e şaşırmadım. Yani bir ödül alırım. Evet, hoşuma gider. Biraz banka hesabıma biraz rakam eklenir. Okey. Ama o kadar. Yani o duyguyu coşturmaz o. O ben de başından beri o duygu yatırımından bahsediyorum bağlılık deyince. O yüzden takdir söylediğim gibi doğru ama samimi olduğu takdirde ve birlikte yaşanılan deneyimler üzerinden görülüp hayatın içine doğal olarak gömüldüğü şekilde yapıldığı zaman müthiş bir etkisi var tabii. Bu tamamen duygusal kısmı bence iş dünyasında yanlış anlaşıldı. Bence de. Çünkü duygusal varlıklarız ve biz ruhumuza da dokunulmasını sadece robotlaşmış bir tarzda kesinlikle ilerlemek mümkünatı olmadığı için biraz da ruhumuza da yatırım yapılması gerektiğine kesinlikle inananlardanım. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Son soruya geçiyorum artık. Tamam. Peki. Umarım çok yormamışım. Yok ben iyiyim. Ben daha giderim. Sorun yok. Tamam. Şimdi öncelikle bu soruyu ben açıkçası kişisel kendimle de alakalı bir bakış açısı kazanabilmek için soruyorum. Ben de bir mühendislik öğrencisiyim şu anda. Siz de mühendislik kökenli, kariyerinize mühendislik üzerinden başlamış birisiniz. Evet. Ve mesleğinizi yaptığınız sırada İK ve koçlukla alakalı şeyler öğrenmiş, eğitimlerini de almış hatta. Bu şekilde ilerlemişsiniz. Peki neden daha sonradan mühendislikten ayrılmayı, İK'ya geçmeyi ve İK üzerine bir şirket kurmayı tercih ettiniz? Oysa ki mühendislikle alakalı bir şirket kurduğunuzda İK ile alakalı deneyimlerinizle birleştirdiğinizde belki de çok daha iyi miktarlarda bir gelir elde edebilirdiniz aslında. Neden böyle bir yol seçtiniz? Yani işin piyasası geliri ayrı. Onu bir kenara koyuyorum. Çok farklı senaryolar olabilir orada. Biraz ben şuna bağlamak istiyorum Fatih. Bu 23 yıl içerisinde markalardan bağımsız olmak üzere 3 büyük dünya devi şirkettir. Hepsini çok, üçünü de çok severim. Üçüne de çok saygıyla anıyorum ve geriye dönük her zaman olumlu anlatıyorum. Hiçbir sıkıntı yok orada. Bu 3 firmada geçirdiğim 23 yılda çok farklı, çok değişik liderler tanıdım. Çok farklı çalışan ve çalışmayan projeler gördüm. İnsanların neye göre hevesle çalışacaklarını, neden bozulduklarını, neden istediklerinin olmadığını, neden bazen benim istediğimin olmadığını çözmek için çok kafa yordum. Yani şuraya geliyorum. Bir girişimci firma, yeni bir firma, yeni bir fikir, yeni bir firma ancak deneyimden gelen bir acının çözümü olduğu zaman yerine güzel oturuyor. Dikkat edersen yeni girişimci firmalara dinle onları. Yani bir ürün koymuşlar ortaya mesela. Eğer biz hayatta bununla ilgili sıkıntı çektik, acı çektik, bu acıyı çözmek için bu firmayı kurduk diyorlarsa bu iyi bir başlangıç yani. Yani mecburiyet değil ama benim için iyi bir başlangıç. O yüzden ben kendimde yıllar boyunca bunları konuşa konuşa, düşüne düşüne bu konuda zaten daha iyi organizasyonlar olabilir, daha iyi ortamlar olabilir, daha iyi liderler olabilir
İnsanlar hem severek, hem tutkuyla, hem para kazanarak, hem doyuma ulaşarak, hem müşterilerine hizmet ederek daha iyi kariyerler elde edebilirler. Bunun kültürleri yaratılabilir hülyasıyla oraya geldim. Onun acısını çekmiş biri olarak 2019-2020'lere geldim. Yani o yüzden orada bu yöne doğru bir hareketim oldu. Ve dediğim gibi hani doğru olduğunu görüyorum, düşünüyorum şu anda. Bir tesadüf, yani bir örnek vereyim. Bir arkadaşım, uzun zaman birlikte kariyerimiz hep kesişti aynı firmalarda. Ben GE'deydim. O dışarıdaydı ve dedi ki bir başka firmaya başvuruyorum. Ne dersin dedi. Sen o firmada daha önce çalışmışsın, bilirsin orayı dedi. Ona bir e-posta yazdım. Hatırlıyorum, hala vardır arşivimde. Bak, şu insanlarla konuşacaksın. Şöyle bir işe gireceksin. 6 ay içerisinde başına şunlar 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 gelecek. Sonra dönüp beni ararsın dedim. 6 ay sonra aradı, evet. Yani hepsi tik atılmıştı orada yazdıklarımın. Yani şuraya gelmek istiyorum. Şu anda hala benimle kendi kariyerleri üzerine sohbet etmek için arayan arkadaşlarım var. Yani şöyle bir durum var, ne yapsak vesaire. Bu bir taraftan benim hobim diyeyim, zevkim diyeyim. Bir taraftan tutkum, bir taraftan da insanlara dokunabildiğimi gördüğüm bir alan oldu. Ve hiç kolay değil. Çok saygı gösteriyorum, saygı duyuyorum. Böyle önemli İK tecrübesi olan Seyhan Hanım gibi insanlar beni ciddiye alıp konuşuyorlar benimle. Yani o kadar büyük, derin bir deneyim var ki İK alanında. Ben daha emekliyorum. Yani ben her gün öğreniyorum, her gün okuyorum, her gün öğreniyorum. Her gün öğreniyorum, her gün yazıyorum. Bu büyük bir deneyim. Müşterilere dokundukça, deneyim kazandıkça bunun da hani genişliyor, öyle söyleyeyim. Anlattıklarım, tecrübelerim genişliyor. Ve insanlara ve şirketlere yardımcı olabildiğimi görüp iyi hissediyorum. Diyeceksin ki niye 23 sene ultrasonla uğraştın, niye ultrason ithal eden, satan bir şirket kurmadın? Tek kelime, yeterli gördüm onu. Bir başka kelime var, onu söylemeyeyim şimdi. Yeterli gördüm, tamam dedim, bu sayfayı çevirmek lazım. İkinci sayfayı tekrar ben kendim oluşturmak istiyorum. Ve her zaman dediğim gibi o B planını belli bir süre hayatıma yerleştirdim. O B planı üzerinde çok ciddi çalıştım. Yani artık söylememde bir sakınca yok. GE içerisindeyken ben akşam saatlerinde çalışan bağlıyla ilgili, sabah saatlerinde ultrasonla ilgili post atıyordum LinkedIn'e. Ve insanlar garipsiyorlardı. Yani kafayı mı yedin, ne yapıyorsun? Dışarıda seminer veriyordum. Ne oluyor diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani risk de aldığım zamanlar oldu. Ama dedim ki onlar deneme, yani bir deniyorum, yani bir seminer veriyorum, bakalım nasıl olacak. Hayatımda ilk defa 10 kişiye seminer veriyorum. Neye benziyor acaba? Bütün bunları yaptım, hazırladım, yaşadım ve gördüm ki güzel, yani şey değil, iyi etmişim. Bence de kesinlikle iyi etmişsiniz. Sağ olun, teşekkürler. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler, güzel cevaplarınız. Teşekkür ederim bu sağlam sorular için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Fatih. Sağ olun, sağ olun. Bertay Bey, anlattıklarınız o kadar kıymetliydi. Heybeme o kadar şeyler kattım. Ve gerçekten umut ediyorum ki iş dünyasında daha farklı bakış açılarıyla liderler olsun. Daha mutlu çalışma ortamları olsun. Daha bağlı çalışanlarla güzel işlere, güzel projelere imzalarımızı atalım. Belki bir 10 yıl öncesinde böyle bir şey dinlemiş olsaydım hayalden öte diyebilirdim. Ama şu an bunun üzerine sizler gibi kıymetli insanların eğilmesi, firmaların destek sağlaması, firmaların bunları kendi iş yaşamlarına dahil etmesi de gerçekten çok ama çok kıymetli. Umut ediyorum ben de kariyerimin bir noktasında daha böyle bunun tam odağında olabileceğim projelerde yer alabilirim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bugün anlattıklarınız gerçekten çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bize de vakit ayırdınız. Programımızda sizi ağırlamak da gerçekten benim için ve ekip arkadaşlarım adına da. İyi ki bizimle beraberdiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sohbet oldu. Çok sağlam sorular geldi. Sağ olun, siz de çok güzel içgörüler ifade ettiniz ki oradan benim aklıma başka şeyler geldi diyelim. Çok sağ olun, çok memnun oldum. Umarım güzel bir yayın olarak arşivimizde yer alır bu da. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Sağ olun.
Yarın akşam saat 21'de bu sefer mutluluğu konuşacağız. Çalışan mutluluğunu, işte mutluluğu konuşacağız. Yarın